Ben önce biraz sohbet etme fırsatımız oldu Sayın Valim arkadaşlarla. Biraz durumu açıkladık işte. Süreç nasıl ilerliyor diye. Sağ olsun arkadaşlar da anladığım kadarıyla onlar da iyi niyetli davranıyor. Dedik ki size yapabileceğiniz en iyi iyilik bir an önce oraya şu anda görüştüğümüz firmalar da var. Bir ayakkabıcı alıp öncelikle sizlerin işe alınması oldu. Hepimiz bizim arkadaşlarımız. Buradan daha büyük bir mağduriyet oluşmazsa, buradan ekmeğini kazanan, hemşehrilerimiz ekmeğini kazanmaya devam etsin. Arayış ve çaba içerisinde. Olayın özeti şu, bu firma Antep'te iyi bir firma aslında. Geçmişini Antep'te de biliyor. Orada civarında tanıyor. Düzgün bir firma ama ekonomik, finansal bir sıkıntıyla karşılaştılar. Bu her zaman ticari hayatta olabilecek bir şey. Bizim bu şeyle, yani oradaki fabrikalarla, bizim yaptığımız fabrikalarla en azından bunlarla olan ilişkimiz, birkaç gün önce basın açıklamasında da ifade ettiğimiz gibi sadece bu kadar istihdamı arttırmak için yaptığımız fabrika binalarının ücreti mukabilinde bu yatırımcılara tahsis ediyoruz. Bizim başka bir bunlarla bir işimiz yok. İşçiler ve alacakları konusunda iş mahkemesine gidiyor. Yani Türkiye'nin batısında böyle, ya Avrupa'da böyle, dünyanın tamamında bu böyle. Mahkemeye gider, alacaklı olduğu kısımları tahsil etmek için mahkemenin yardımını desteği ister. Bunu doğrudan yapan veya avukat aracılığıyla bir adet içeride ödemedi. Dolayısıyla mağdurluk, dolayısıyla bunu mahkeme tarafından karar verip bana ödenmesini talep edersiniz. Öbür taraftan devlet ne yapar? Devlet, işte belli bir süre çalışan ve işinden olan işçilere bir süreliğine kaç ay oldu? 6 aydan 10 aya kadar. 6 aydan 10 aya kadar işsizlik, işsizlik ücreti, sigorta şeyi, desteği sunar. İşsiz kaldığı sürede iş bulabileceği makul süre içerisinde devlet bir destek sunar. Yani hukuken yapılabilecek şeyler bunlar. Bu hukuki boyut. İş arayışında olsanız oradan bizim personeller şunu söyledi. Dedim usta dediler. Biz diğer firmalara iş başvurusunda bulunduk. Yalnız bize şunu söylediler. Dediler ki siz Yılmazlar'da çalışıyorsunuz diye biz sizi de almayız. Tamam dedim bak bunu gittiğimiz zaman sorarız. Sayın Valimize de bunu dedim söyleriz. Sonra dediler ki bizim sigortamız devam ettiğinden dolayı biz diğer firmalara başvuru yapıyoruz. Ben Mehmet abiyi aradım. Mehmet abiyle de görüştüm. Dedi ki Müslüm abi de bugün sigortalar da çıkışlara verilmiş. Herkes de bir yerde işbaşı yapabilecek. Tamam gidersin. Yani şu an inşaatı devam eden ve ihalesini yaptığımız 30 fabrika daha var. Ve bunların yatırımcıları da hazır. İşte arkadaşlarla, ajansla, OSB'yle beraber o gelen talepleri aldık. Millet yarışıyor o fabrikaları kapmak için. Thank you.